konumuz var. Tuşba Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlar Koordinatörlüğü Müdürümüz Osman Kıran konuğumuz. Müdürüm hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Çok iyiyim. Sağ olun. İyisiniz. Sizleri sorma. Teşekkür Sağ olun. Ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi ben müdürümle hukukumuz tabii ki bugün değil. Daha öncesinden de hukukumuz var ama çok sıcakkanlı, çok sevecen. Şimdi halkla ilişkiler ve muhtarlık deyince insanlar karşılarına çok sert bir yapı bekliyorlar ama sağ olsun müdürüm tam tersini çok ılımlı ve sevecen bir yapısı var. Sağ ol. Evet müdürümüzü bu şekilde tabii ki sadece tanıtmak yeterli değil. Çok geniş kapsamda konuşmak lazım aslında. Ve müdürüme hemen sormak istiyorum. Müdürüm muhtarlık işleri müdürlüğü nedir? Nasıl kuruldu? Evet teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sayın dinleyicilerime iyi günler, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Önce başlayalım. Evet. Şimdi muhtarlık işler müdürlüğü belediyelerimizde kurulan yeni bir müdürlüktür. Evet. Biz bazı yerlerde tanıştığımızda karşımızdaki insanlar önce bir gülümser, sonra da muhtarlık işleri müdürlüğü de mi varmış derler. Evet. Biz de öyleyiz diyoruz. Gerçekten öyle. İçişleri Bakanlığımız 20 Şubat 2015 tarihinde bir genelge ile belediyelerde muhtarlık işleri müdürlüklerinin kurulmasını istenmiş. Öngördüler, evet. Genelgenin biraz şöyle bahsetmek istersek, yani devletimizin, hükümetimizin bir anlayışı olarak diyelim. Büyük devlet olma vizyonu en başta yerelden başlar. Evet. Geleceğin Türkiye'sini birlikte inşa etmek için milletimizin tercihiyle iş başına gelmiş, siz muhtarlarımızın diyor fikirlerini ve taleplerini, isteklerini elektronik dilekçeyle ve elektronik dilekçenin de muhatabı olan müdürlüklerin büyük şehir belediyelerde daire başkanlığı kurulması talep eden bir genelge yayınlandı. Evet. Bu genelgeden sonra bizim Tuşba Belediye'mizde hemen kısa bir süre içerisindeki meclisimizde 9-4-2015 tarihli meclis kararı ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kuruldu. Belediye Başkanımız Sayın Fevzi Özgökçe Bey muhtarlarımızla olan ilgisi, iletişimi çok iyi olan bir başkan. Halkla da ilişkileri çok iyi. Hemen bu işte ilgilenerek Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün kurulması, muhtarlarımızın taleplerinin alınması, muhtarlarımızla ilgili bütün iş ve işlemlerin çok hızlı bir şekilde kendisine ulaştırılması, muhtarlarımızın ziyaret edilmesi, gidilmesi, gelmesi hususunda bu konuda kendisinin talimatları var. Biz bu işi böyle bir şekilde başladık. Tabii benim Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'ne görevlendirilmem Ağustos 2015 tarihinde oldu. Biz kısa süre içerisindeki Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz kurduk. Şu anda müdürlük bünyemizde 5 personelimiz var. Değişik branşlarda, mühendisinden tut da değişik iletişim alandaki çalışan personel arkadaşlarımızla birlikte bu görevi ifa etmekteyiz. Evet. Müdürüm, şimdi muhtarlık halka daha yakın olduğu için mi millet işte halkın sıkıntılarını, eksiklerini, o mahallenin eksiklerini daha iyi görebildiği için muhtarlık burada çok önemli bir faktör. Kesinlikle. Kesinlikle çok önemli. Bu evet buyurun. Şimdi tabii şöyle bir durum da var. Ben kendim Tuşbalıyım. Şu anda 67 kadar muhtarımız var. Bu muhtarlarımız çoğuyla geçmişte bir tanışıklığımız var. Bir hukukumuz evet, var. Evet. Yani aile hukukumuz olsun, kendi kişisel hukukumuz olsun böyle bir avantajım vardı. Yani ben Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'ne getirildikten sonra bu konuda bir sıkıntım olmadı. Çünkü kırsal kentindeki olan muhtarlarımız olsun, şehir merkezdeki olan muhtarlarımız kısa bir şeyinde kaynaştık. Evet. Zaten başkanımız da sürekli olarak talebi şu, muhtarlarımızla olan ilişkilerimiz, iletişimimiz sürekli olarak canlı olmasını istemektedir. Evet. Muhtarlarımızın mutlaka talepleri, istekleri mutlaka ilgilenecek, alınacak, geri dönülecek, mutlaka onların çözemediği konu varsa kısa bir süre bana gelinecek gibi talimatta var. Hatta başkanımızın şöyle bir özelliği de var. Muhtarlar bazen beni bile geçerek direkt başkanımıza istedikleri an görüşebiliyorlar. Böyle bir avantajı var. Yani şunu söylüyorum. Tuşba Belediyesi'nde de içindeki bulunan 67 muhtarımızla hepsiyle tanışıyoruz. Birebir görüşmemiz var. Bizim başkanımız Fevzi Özgökçe Bey'in de aynı. Herkese tanışıyor. Birebir irtibatı var. Muhtarlarımız da kısaca şunu söyleyeyim. Çok iyi ilişkilerimiz var ve bu ilişkilerimiz sürekli dostane düzeyinde. Her gördüğümüzde sarılıyoruz. Ondan sonra hal hatı soruyor bu şekilde. Hatta şakalaşıyoruz. Böylesi bir sosyal bir ilişki, bir dostluğumuz da var diyebiliriz. Müdürüm, yani daha önceki yıllarda, dönemlerde muhtarlık deyince herhalde üvey evlat gibi lanse ediliyordu. Ama şu anki herhalde yönetimle daha bir asıl evlat olmuş durumda
yani benzetmek gibi olmasın ama yani daha bir önem veriliyor açıkçası. Önem kesinlikle veriliyor. Hatta şunu da söyleyeyim, ben de bazen muhtarlarımız, sistem edeyim, bazı muhtarlarımız bu önemi çok çok fazla ileri daha götürüyorlar. Yani şu İslamiyet'in, hatta resmiyetin evet. dışında, hatta taleplerini çok fazla ileri götürüyorlar. Mesela bir talebi oluyor, diyorum ki muhtarım şu kısmını siz yapın, diğer kısmını biz yapalım. Evet. Onu daha yok. Siz her şeyi yapacaksınız. Her şey size ait gibisinde. Bu evet. işte böyle gerçekten artık eskideki o hükümetin o soğuk yüzü gitmiş. Herhalde Tuşba Belediyesi'nde bu soğuk yüzü hiç yoktur. Muhtarlarımız bunu taleplerini çok ileri düzeyde götürebildikleri gibi ondan sonra bir takım ilişkilerini de çok çok rahat bir ortamda kendine çok iyi bir şekilde ifade edebiliyorlar. Onu da söyleyebilirim. Yani. İnşallah. Peki müdürüm, bu Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün görevleri nelerdir diye sorarsak nasıl cevap veririz? Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi tabii ki nedir? Bu evet. çok önemli bir şey. Yani bizim en başta bizim anladığımız dilde konuşalım. 5-6 personeliniz var herhalde şu anda değil Buyurun mi? Buyurun efendim. 5-6 personeliniz var. Şu anda 5 direkt çalışan personel var. Diğer tarafta da bizim Akmasa var. Orada da 5 personel daha var. Evet. Onu başlayalım. 10 gibi personel, 1 gibi personel sistemimiz var. Oraya Akmasa'ya geleceğiz. Onu sonra gireceğiz. Tabii Muhtarlık İşleri Müdürü şu. Önce şunu söyleyeyim. Bizim birebir halkla ilişkiler bazında düşündüğümüz zaman muhtarlarımızla olan irtibat. Bu çok önemli. Evet. Başta bu şey. Fakat genelgede ve kanuni olan veçine baktığımız zaman muhtarlarımız eskiden geldikleri zaman sözlü olarak bazı şeyler söylüyordu. Ya da telefona ulaşıp ulaşmama gibi takım sıkıntılar var. Şu anda elektronik muhtarlık sistemi şu anda devrede. Evet. İçişleri Bakanlığımız bu sistemi öyle bir sistem kurmuş ki muhtarlarımız evinde dahi, internetin başında dahi bu sistemde kendi isteklerini, dileklerini, şikayetlerini çok rahat bir şekilde sisteme aktarıyorlar. Aktarıyor. Sisteme aktarılan o dilekçeleri hemen bizim sistemimizde görünüyor. Biz ne yapıyoruz? O sistemdeki onların taleplerini karşılıyoruz. Tabii birçok muhtarımızın da bu interneti aktif kullanma beceriyle diyelim yani daha o düzeye gelmediği için bizim bizzat belediye gelerek bütün istekleri ve taleplerini bize bildiriyorlar. Söz olarak ya da dilekçeyle. Şey yapıyor. Şimdi şu önemli özelliği var. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü belediyenin bütün birimleriyle, bütün müdürlükleriyle koordinasyonu sağlayan bir birimdir. Yani bir muhtarımızın yol talebi oluyor, park ve bahçeli ile ilgili talebi oluyor ya da diğer imarla ilgili bir talebi olduğu zaman o dilekçesi bize gelir, biz ilgili müdürlüğe gidiyoruz, sonucunu alıyoruz. Ya da muhtarımız kendisi bizzat geliyor. Biz kendimiz o muhtarımız götürdüğünden fen işlerindeki isteklerini ya da ilgili bir müdürlüğe kendimiz gidiyoruz. Oradaki birebir görüşerek oradaki yapılacaklar ne varsa birlikte yapıyoruz. Hatta şöyle söyleyebilirim. Yani biz bir manada fen işleri müdürümüzle birlikte aynı zamanda ikinci bir müdürüz. Diyelim ki park ve bahçe müdürlüğümüzün bir nevi yardımcısı bir müdürüz. İmar müdürümüzün bir de yardımcısı bir müdürlüğü konumunda bu şey koordinasyonu sağlıyoruz. Aslında şunu söyleyebiliriz. Yani bir belediyenin can damarı da kesinlikle onu söyleyebiliriz. Yani örnek olarak söylemiyorum. Yok, yani gerçekten de yani bütün şu anda muhtarlarımız da eski muhtarlar değildir. Muhtarlarımız da çok duyarlıdırlar gerçekten. Yani böyle kendi bölgelerinin, kendi muhtarlık alanlarının içindeki bütün problemlerde ilgilenen, çok iyi ilgilenen, hatta böyle duyarlı olan, hatta bizi sürekli olarak gelip giden muhtarlarımız vardır. Şimdi bu muhtarlarımızın ihtiyaçları, istekleri sürekli olarak yani bir müdürlüğe gittiği zaman da bazen sıkıntı yaşayabiliyor, bazen ertelenebiliyor. Ama biz aracı olduğumuz zaman ertelemenin sebebi ne zaman yapılacak, yapılması mümkün mü? Ya da bazen muhtarlarımız hani bizim görev alanımızın dışındaki talepleri oluyor. Biz diyoruz sayın muhtarım bu bizim görev alanımıza girmiyor. Diyelim ki baskinin görev alanına giren bir mesele olduğu zaman biz muhtarımız daha çok yorulmadan, diğer müdürlükleri dolaşmadan başta ne yapıyoruz? Bizim görev alanımıza girmiyor. Ya da dilekçesi olduğu zaman bu dilekçesini yine elektronik ortama atarak bu evet. şekilde aracı oluyoruz ve bunu koordinasyonu sürekli olarak evet. sağlıyoruz. Artı bir şey daha vardır. Bu müdürlüğe geldikten sonra mahallelerimizin hepsini dolaştım. Hatta kırsalın %80'ini dolaştım diyebilirim. Zaten kırsalın çoğunu daha önce biliyordum. Dolaştım. Yani kırsaldaki bu kırsalımızın yani bu mahallelerimizin hangi tür ihtiyaçları vardır? Ne gibi talepleri vardır? Ya da biz ileriye dönük ne yapabiliriz? Bunlar dahi bir takım planlamalar yapıyoruz. Ya da ilgili müdürlüklere bildirimde bulunuyoruz. Ben bugün işte şu kırsaldaki mahalleme gittim. O mahallemizin şöyle bir diyelim şurasında şöyle bir işlem yapısı ya da okul bahçesinin düzenlemesi yapsak çok da iyi olur gibisine muhtarlarımızın talep etmediği bazı talepleri dahi buraya getirip ilgileniyoruz. Yani böyle bir şekilde koordinasyon sürekli çok olarak güzel. Sağlıyoruz. Evet müdürüm yani soluksuz dinlemekteyim sizi. Hakikaten çok yine anlamlı bir görev yürütmektesiniz. Muhtarlık bilgi sistemi tabii ki elektronik dilekçeyle dediğiniz gibi evet, evinde aynen. bile oturduğu zaman tüm
sıkıntılarını, taleplerini size anında ulaştırabiliyorlar. Peki efendim, müdürlüğün yaptığı faaliyetler nelerdir acaba? Şimdi efendim, tabii müdürlüğün faaliyetleri, biz geçen şeyde hani biraz da halk çok yönlü düşünüyoruz. Yani bizim faaliyetlerimizi anlattığım aslında zaman. Aslında sizin hem halkla ilişkiler ve muhtarlık işleri. Yani şimdi yani ister istemez siz, yani bizim halkla ilişkiler müdürlüğümüz var ama ister istemez siz muhtarla olunca bütün halkla bir nevi iş yaptığınız zaten zaman iletişimdesiniz. İster istemez bu halkla ilişkiler de devreye giriyor. Doğrudur. Şimdi biz geçmişte en çok tabii ki muhtarlarımıza belli aralıkta toplantılar yapıyoruz. Bu böyle yemekli, ondan sonra tartışmalı, ondan istekli böyle toplantılar yapıyoruz. Bunu geçen seneden itibaren şöyle bir toplantılar yaptık, çok yönlü diyelim. Bizim bölgem, hatta Van'ın bütün kanaat önderleri bir araya gelen bir toplantımız oldu. Evet. Yine 23 Ekim'de muhtarlarımızı, bütün muhtarlarımızı toplandığımız bir toplantı oldu. Burada aynı zamandaki hem belediye başkanımız hem de karşıdaki bazı siyasi aktörleri de yan yana getirerek onların dilek ve temeline birlikte tartıştık, konuştuk. Alaköy mahallemizde geçen ciddi bir çalışmamız oldu. Alaköy mahallemizin boydan boya diyelim kilit taşla döşedik. Bunun açılışını aynı zamanda şunu söyleyebilirim. Belediyemizin yaptığı ciddi hizmetlerinin açılış ve tören işlerine biz yine üstlenmiş durumdayız. Yani onu da yapıyoruz. Yani öyle diyelim, Alaköy'de bir program oldu. Evet. Onu da yaptık. Diyelim başka bir parkımız biteceği zaman onun açılış törenindeki ilgili bütün koordinasyonu ve işlemleri de yapıyoruz. Müdürüm, geçen sene böyle bir şey yaptık. Unutmadan buyurun. Hemen şunu ekleyeyim. Siz bugün bir açılıştaydınız. Evet, evet. Açılış töreni vardı. Bugün çok onu önemli hemen bir açılış hatırlatalım. Vardı. Evet, Van'ımızın gerçekten inşallah büyük bir proje. Van'ımız yeşillendirilecek. Şu İzgelen'in uç noktası dediğimiz üniversite doğru giden kısmın önemli bir kısmı, birinci etap kısmı İskeleli, komple yeşillendirilecek. Tuşbalılara yani. Müjde olsun. Evet, gerçekten büyük bir sahil projesi. Hakikaten müthiş bir proje. Orası komple mesire alanları, kongre merkezi. Ondan sonra tam sahilin yol boyu sahil kort alanları, ondan sonra spor alanları, ondan sonra yürüyüş, bisiklet alanları. Bunun gibi birçok böyle büyük bir projenin temeli bugün atıldı. Bugün temel evet. atıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. İşte bunun gibi böyle din adamlarımızı bir araya gelip toplantı yaptık. Van'daki cami ve dernekleriyle ilgili bir toplantı yaptık. Ondan çünkü camilerin, derneklerin istekleri şeride çokça oluyor. Onları da biz şu anda, biz bu konuda belediyemiz geçen çokça bir bütçe ayırdı. Bu sene bir bütçemiz vardır. Yani sosyal nitelikli olan bütün halkın yararlandığı camiler, taziye evleri, bunun gibi ya da spor alanlarının yapımı, ondan sonra restorasyonu gibi ya da malzeme temini kusunda geçen sene belediyemiz 1 milyon 400 gibi bir rakamla bir harcama yaparak Tuşba bölgesindeki camiler olsun, ondan sonra taziye evleri olsun, ondan sonra abdesthaneler gibi bunlara ciddi manada bir destek, bir inşaat malzeme bazında. Evet. Yani şimdi doğrusu yani proje değil de malzeme bazında, inşaat malzemesi bazında, donanım bazında ciddi manada geçen yıl belediyemizin böyle ciddi bir yardım oldu. Bu sene de bütçemizde ciddi bir rakam geçen sene kadar olmasa da bu sene de yine camilerimiz olsun, ondan sonra taziye evlerimiz olsun, diğer spor alanımız olsun. Şu anda talepleri alıyoruz. Bir başlangıç yaptık. İnşallah bayramdan sonra yine bu taleplerimizi karşılayacağız. Müdürüm, bu bildiğim kadarıyla camilerin temizliğini de herhalde yine evet, Tuşba Belediyesi. Evet, bir ekip vardır. Düzenli olarak mahallemizdeki büyük camiler özellikle. Evet. O camilerin temizliği yapılmaktadır. Onu biliyoruz. Evet. Çünkü biz diğer hizmet birimlerimiz yaptık ve hizmetlerinin farkındayız. Yani temizlik müdürlerimiz hangi iyi hizmetleri yapıyor? Ben işlem müdürümüz hangi işlemi yapıyor? Bunu sürekli olarak bire bir çalışmış için bütün bu hizmetlerin takibini yapıyoruz, biliyoruz, farkındayız. Şimdi bu camilerin temizliği falan daha önceki seneler işte o mahallenin çocukları, gençleri ya da işte kullananları bir şekilde vakti zamanda öyle bir basınımızda gerçekten bu kaç tane olmuştu işte camiler kokuyor falan filan. Evet. Aslında haklıydı basınımızın o zamanki şeyleri işte bizim o zamanki bazı arkadaşlarımız alınganlığı gösterdiler. Ya işte cami işte basın işte bir şey yapıyor. Ya belki iyi niyeti gibi, iyi niyeti değil gibisine bir algı oluşuyor değildi aslında. Evet. Geçmişte camilerimiz gerçekten kokuyordu. Ciddi manada bir temizlik sıkıntısı vardı. Buna doğrudu. İşte bütün bunlar da belediye başkanımız Fevzi Özgür Şebey bunu da gördüğü için doğrusu. Sonuçta bütün halkın çokça gittiği, rağbet ettiği böyle yerlerin de temizlemesi bakımında ihtiyaç var. Yine belediye üstlendi. Evet, bu hizmet yapılıyor. Bravo. Evet, böyle hemen bakalım.
Peki ben biraz ara vermek istiyorum ama farklı bir şekilde ara vermek istiyorum. Sizin tabii ki farklı özellikleriniz de var müdürüm. Evet. Hem türkü söyleme yeteneğiniz, kabiliyetiniz, hem de tabii ki ilahi okuma kabiliyetiniz de var. Ben öncelikle son noktayı ilahiyle vurmak isteyeceğim sizden, evet, eğer kırmazsanız. Şimdi olmazsa dinleyenlerimize bir türkü paylaşabilir miyiz? Şimdi tabii şüphe, teşekkür ederim. Ben inşallah söyleyeceğim. Bu kadar dinleyici varken sizin hatırınızı kırmamak babından söyleyeceğim mutlaka. Şimdi tabii tasavvuf müziği, ondan sonra sanat müziği, insanın ruh derinliklerine kadar uzanan bir müzik, bir özelliği var. Maşallah. Fakat halk müziğinde çok güzel bir önü var biliyorsun. Böyle halkımızın istekleri, dertleri böyle dile getiren bir müzik. Tabii birçok türkü biliyorum ama burası Van efendim. Van'da olduğu için böyle bu Van'ın meşhur ağıt olan türküsünü söylemek istiyorum. Ali Paşa türküsünü. Maşallah. Dinliyoruz. Arpa ektim, biçemedim. Bir düş gördüm, seçemedim. Arpa ektim, biçemedim. Bir düş gördüm, seçemedim. Alışmıştım soğuk suya, sıcak sular içemedim. Alışmıştım soğuk suya, sıcak sular içemedim. Allı gelin, pullu gelin, bir su ver içeyim gelin. Bu güzellik sende varken, beşi birlik takam gelin. Bu güzellik sende varken, beşi birlik takam gelin. Ali Paşa giyer kürkü, yarı sansar yarı tilki. Ali Paşa giyer kürkü, yarı sansar yarı tilki. Ali Paşa buradan gitti, yıkılsın bu Van'ın mülkü. Ali Paşa buradan gitti, yıkılsın o Van'ın mülkü. Allı gelin, pullu gelin, bir su ver içeyim gelin. Allı gelin, pullu gelin, bir su ver içeyim gelin. Bu güzellik sende varken, beşi birlik takam gelin. Bu güzellik sende varken, beşi birlik takam gelin. Ağzınıza dilinize sağlık müdürüm. Gerçekten harika bir ses. Yani farklı oluyor aslında yani. Hem burada dinleyenlerimize daha farklı bir birlik beraberliği kaynaştırmaya, kesinlikle, çalışıyoruz insanları. Evet, evet. Sizi hakikaten yine Ali Paşa, Ali Paşa onun bir Van valisi malum. Böyle Ermeni çeteleri tarafına şehit edilmiş böyle. Onun da bir, evet, anısı var. Allah rahmet eylesin. Evet, bir ağıt olmuş. Evet. Mekanı cennet olsun inşallah. Biz programımıza kaldığımız yerden isterseniz devam edelim. Ama programın sonuna doğru bir de ilahi rica edeceğiz. Olur, sizden. Hayır. İnşallah. İnşallah, söylerim inşallah. Peki müdürüm, tekrar dinleyenlerimize hatırlatmak isterim. Tuşba Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardımlar Koordinatörlüğü Müdürümüz Osman Kıran konuğumuz sevgili dinleyenler bugün. Evet, programımızın ilk bölümünde birçok konuya değindi. Çok önemli. Ve ikinci bölümde ise müdürlüğün hedefleri konusunda bizleri bilgilendirecekler. Evet. Müdürlüğün hedefleri efendim. Şimdi teşekkür ediyorum. Tabii ki her müdür kendi hizmet alanlarını ileri götürmek için bir gayret içindedir. Evet. Biz tabii ki muhtarlarımızla olan iletişimimizi, dostluğumuzu, çalışmalarımızı sürekli olarak ileri götürmek gayret içindeyiz. Evet. Yani ne olursa olsun bazen muhtarlarımıza işte talepleri çok oluyor. Bazen arınkanlıkta olduğu zaman biz diyoruz ki sabırla mutlaka bunu yerine getireceğiz. Şimdi ne düşünüyorum? Bizim belediye başkanımız Sayın Fevzi Özgürçe Bey, en özellikle onun çok arzu ettiği merkez 8 mahallemize muhtar konakları yapma gibi bir niyeti var. Böyle bir projesi var. Bu proje çok ısrarlıdır. Bugüne kadar gerçekleşmedi ama bu şu demek değildir ki bunu inşallah yapacağız diye bir gayret içindeyiz. Bir de özellikle merkezden başlamak üzere büyük kırsal bölgelerimize doğru gitmek şeyle bilgisayar vermeyi düşünüyoruz muhtarlarımıza. Böyle ondan çünkü bu iş ve işlemlerini çok iyi yapmak için, evet, böyle bir teknoloji çağındayız sonuçta. Böyle bir hizmetimiz, özellikle bu bilgisayar şey kısa sürede inşallah olacak. Yani bu sene öyle özellikle bizim planımız içindedir.
Bunu inşallah gerçekleştireceğiz. Yani bunu kısa süre içerisinde bunu böyle yapmayı düşünüyoruz. Tabii muhtarlarımızla ilgili ileriye dönük en önemli şeyimiz de eğitim. Biz başkanımız kendisi eğitim kökenli bir insan. Ben de eğitimden gelen bir insanım. İnsanların hizmet içi eğitim, yani kendi meslekleri içindeki eğitim de çok önemlidir. Siz bu bir, muhtarlık akademisi. Evet, şimdi bunu var. Biz Gaziantep bunu yapınca, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hakikaten bizim ilgimizi çekti. Biz onlarla hemen iletişime geçtik. Zaten bir dost ve kardeş bir hukukumuz da var onlarla. Sağ olsun onlar bize programı verdiler. Yaptıklarını söyledi. Bütün şu anda bütün plan programı bizde. Eğitim fakültesindeki öğretim üyesi arkadaşlarımıza bu programımızı verdik. Şu anda biz planlama yaptık yani işte büyük ihtimalle şeyde yapmayı düşünüyoruz. Bizim şu anda Diyanet Hizmetçi Eğitim Merkezi'nde bir haftalık, 2 ya da 3 günlük gibi bir eğitim tasarlıyoruz. Onun yüzden şu son safhaya geldik. Muhtarlarımızın bir eğitimden geçirilmesi çok önemli. Yani hakikaten bunu biz hepimizin eğitime ihtiyacı vardır. Muhtarlarımızın da daha bilgili, çağın gereklerinin bir takım bilginin görgülerinin farkına varması çok önemli. Mesela konulara baktığımız zaman bir muhtar, halkla ilişkiler ve iletişim. Yani hakikaten muhtar sürekli, evet, muhtarlarımız bakıyor birçoğunun hakikaten halkla iletişimleri, konuşmaları, bir takım gayretleri, medeni cesareti çok iyi. Ama bunun iletişimin ince noktaları, inceliklerini bilmek bir muhtarı daha da ileri götürür. Ya da bir takım kaba, yani sözüm haşa onlara da değil, bir takım kaba ve yanlış bir takım iletişimlerinden vazgeçip daha nazik, daha medeni, daha iyi iletişim yöntemleri önerecekler. Bu bir gerçek. Evet. Liderlik ve girişimcilik konusu var. Mesela eğitim programı konusunda birisi var. Halk sağlığı var. Uyuşmazlık ve arabuluculuk konusu vardır. Çok önemli yani. Şimdi mahallede, köyde işte kavgalar, olumsuzluklar, ondan sonra bir takım şeylerde nasıl bir yol izleyecekler. İnsan hakları konusu var. Çok önemli bir konu yine. Temel hukuk okur yazarlığı. Hukukun temel başlıkları diyelim. Ondan sonra bazıları isteyenler bilgisayar kursu. Bir de kamu yönetimi malum. Bu konular çok önemli hakikaten. Biz bu harika. Bizim başkanımız bu konuları görünce böyle heyecanlandı. O zaman Tuşba'nın muhtarları da inşallah kısa sürede böyle bir eğitimde geçecekler. Yine daha önce ilk sene bizim belediye başkanımız muhtarlarımızı bir geziye götürmüşlerdi Antalya'ya kadar. Muhtarlarımız şu anda bir talepleri var. Başkanımız sürekli buna hoş bakıyor. İnşallah her sene muhtarlarımızı mutlaka bir bölge olur. Yurdumuzun güzelliklerinin bir bölgesine inşallah bunları gezip aynı zamanda bunların memleketimizi görüp o gezerek, görerek o bilgi, kültür düzeylerini artırmayı da yine hedefliyoruz. Müdürüm merak ediyorum aslında muhtarlarımızın yaş aralığı genç nesil mi ya da işte heyeti derlerdi yani böyle biraz yaş olarak. Soru. Bugün o soru da aklıma geldi. Arkadaşlarıma şöyle diyecektim. Diyecektim ki bu zaten bütün muhtarlarımızın doğum tarihleri bizde de şöyle bunların bir aritmatik ortalaması bulalım diye ondan sonra da unuttum. Daha öncesinde de doğaçlama yapıyoruz dedik programı. Size söyleyeyim işte. Çok güzel bir soru hakikaten. Arada geliyor. Çok anlamlı bir soru da. Fakat şunu söyleyeyim. Benim yani gözlemsel olarak söylüyorum. Muhtarlarımızın yaş ortalaması 35 diyebilirim. Yani böyle. Harikasın. Belli ileri yaşta olan şöyle bir 5 kadar muhtarım var. O da olacak zaten. İleri bir yaşta yani 70 civarında vuran, 70'li vuran muhtarlarımız var. Tecrübeler var bir de değil mi? Öyle. Şu anda 30'luk yaşında olan muhtarlarımız da var. Bu da bir gerçek. Fakat 35-40'lı muhtarlarımız ağırlıktadır diyebilirim. Tabii bu bir gerçek yani tecrübe önemli fakat 70'in üstü de biraz muhtarlarımız tabii şimdi beni bağışlasınlar biraz ileri bir yaş oluyor çünkü devletimiz dahi insanları memurları 65 yaşında emekli ediyor. Hadi diyelim ki 70 yaş hadi ama 70 yaştan sonra yani bir emekli çağı geliyor diye düşünüyorum. Onlar da lazım aslında. Mutlaka. Ne durumda onlar lazım? Onlar bizim büyüklerimiz. Onların elinden öpüyorum. Yani bunu şey olarak söylüyorum. İhtiyar heyeti olarak her zaman yanımızda olmalı. Kesinlikle. Muhtarlar sıkıştığı bölümlerde ihtiyar heyetlerine tabii ki başvurabiliyorlar onlarda. Kesinlikle. Evet. Ya o da çok güzel. Evet. Peki efendim biz gerçi program başında böyle kısa bir geçtik ama Akmasa hizmetleriniz de var. Evet. Halkın talepleri, halkla iletişim Akmasa hizmetleri 444-60-11 gibi bir hattınız da var. Evet. Akmasa nedir? Akmasa nedir? Amacı nedir? Evet, çok güzel bir soru. Şimdi tabii ki biz diğer belediyelere baktığımız zaman da Akmasa hizmetleri çok güzel mükemmel işliyor. Bu bir gerçek. Evet. Biz de şu ana bir nevi yeni başladık sayılır. Gerçi bu 5-6 ayda başladı ama son bir ay oldu. Biraz daha bunu modern hale getirdik.
personel takviyesini biraz güçlendirdik için diyebilirim. Fakat bir sıkıntım şu. Akmasındaki şu anda sürekli olarak personel arkadaşını bulunduruyoruz. Sabah saat 8'den akşam saat 22'ye kadar. Evet. Hafta işçi. Hemen hemen 7-24 gibi. Yani 24 çok geldi çünkü şu anda bizim belediyemizin acil mesela itfaiye diyelim ki tam hizmette olmadığı için biz gece bulundurmuyoruz. Evet. Hafta sonu dahi yine 8-5 gibi bir hizmet sunuyoruz. Fakat şu bir gerçek, bizim sıkıntımız şu. Halkımız daha bizim Akmasa hizmetlerini tam ya bilemedi ya biz anlatamadık. Daha doğrusu biz anlatamadık öyle diyelim. Evet. Halkımızdan gelen bizde talepler, şikayetler çok az. Yani bu şey. Biz burada bir de fırsat olduğunuz çok teşekkür ediyoruz sizlere. Bizim Tuşba halkımıza şunu özellikle arz etmek istiyorum. Halkımızın Tuşba belediyemizde olan taleplerini, isteklerini, hatta başkanla görüşme randevularını dahi Akmasa'yı arayarak not ettirebilirler. Acil bir istekleri, arzuları olduğu zaman mutlaka arasınlar. Akmasa onlara dönecek ya da ilgili müdürlüklere o bilgiye ulaştıracak, mutlaka buna ulaştıracak. İlgili birim müdürlüğümüz mutlaka o arkadaşımızın, o hemşehrimizin mutlaka isteklerini, arzularını yerine getirecek. Burada da bu fırsatı verdiğiniz için bunu da buradan söylemiş olalım. Yani sevgili dinleyenler, Tuşba sınırları içerisinde ikamet eden Tuşba vatandaşları, belediyenin tabii ki eksik olduğu, görmediği ya da unuttuğu gibi değil de işte o an için farklı bir durum oluşmuştur. Bir ne tür sıkıntınız olursa olsun hemen ulaşabileceğiniz... Bizim görev alanları, onu da söyleyeyim. Tabii görev alanları. Şimdi derim ki VASK'ın görev alanları içerisinde. Kanalizasyon, su gibi şeyler Büyükşehir VASK görev alanına giriyor. Evet. İtfaiye ulaşım yine Büyükşehir görev alanına giriyor. Onu söyleyeyim önce. O zaten herhalde Akmasa orada bilgilendiriyor herhalde değil mi? Bilgilendiriyor yani işte tabii. Bu... Yani bu arkadaşlar yanlış aramazsın. Onu önce söylemiş olalım. Evet. Onun dışındaki bütün imar olur, ondan sonra yol durumları olur, diğer park, bahçe, ondan sonra diyelim cenaze hatta. Cenaze bizim şu an, o da hizmeti bir parça sunuyoruz. Evet. Bununla ilgili halkımızın taleplerini mutlaka Akmasa bildir. Biz belediye olarak bunu iletiyor ve karşılıyoruz. Yani misal işte çevrenizde, etrafınızda yardıma muhtaç olan insanlar var. Yine bunu belki onlar kendileri ulaşamıyorlar ama sizin aracılığınızla belki siz gördünüz. Bunu muhtarlığımıza ya da işte Akmasa hizmetlerini 444-60-11 numaralı telefonu arayarak tabii ki bilgi verebilirsiniz. Taleplerinizi ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyenler. Sadece Tuşba sınırları içerisinde bulunan tabii ki dinleyicilerimiz arayabilirler. Müdürüm, sosyal yardım işleriyle de ilgileniyorsunuz yine. Tamam. Çok faal bir müdürlüğünüz var. Kesinlikle. En çok bu alanda çalışıyoruz diyebilirim. Sosyal yardım hizmet yönetmeliğinin kapsamı nedir efendim? Şimdi efendim biz geçen yıllarda belediye ilk kurulduğunda Ramazan aylarında biz Ramazan kolisi dağıtmak suretiyle geçen yıl 1000 kadar, ben geçen yıl biliyorum, 1000 kadar aile Ramazan kolisi dağıtıldı. Maşallah. Daha sonra bizim müdürlük kurulduktan sonra belediye başkanı Sevzi Özgürşe Bey'in talimatıyla bu belediyemizde, bizim bölgemizde çokça fakir ailelerin olduğunu, bu fakir ailelere ulaşmak için bizim yardım yapmamız gerektiği hususunda bana talimatları oldu. Evet. Bununla ilgili bir çalışma başlattık. Meclisimizde önce sosyal yardım yönetmeni çıkardık. Tabii ki şimdi sonuçta bu işi nasıl yapacağız, hangi usullere göre yapacağın hususunda bir yardım yönetmeni çıkardık. Yardım yönetmenlikte tabii bizim şartlara göre biraz daha aynı yardımı esas aldık. Yani şimdi parasal yardım biraz daha sıkıntıları vardır, bir sıkıntı şey var. Aynı yardımı yaptık. Peki bunu düşündükten sonra, bu kanun da çıktıktan sonra bu sefer de kimlere yardım yapacağız? Bu da çok bunların önemli. Bunların tespiti çok önemli değil mi müdürüm? Şimdi efendim düşündüğümüz zaman fakirlik kavramı içinde olan insanlar var. Ama bunu nasıl belirleyeceksin? Hangi standına geçeceksiniz? Bizim şu anda kaymakamımızın sosyal yardımlaşma müdürlüğü var. Orada gerçekten de devletimiz çok aile yardım ediyor. Bunların belli standartları, belli kanunları var. Onu inceledik. Bunlar hangi şartlarda, kimlere nasıl yardım ediyor? Onu önce güzelce bir inceledik. Evet. Bunu da anladık. Şimdi 70'li yılların, 80'li yılların Türkiye'si değildir. Bu bir gerçek. Şu anda devletimiz, hükümetimiz işte engelli maaşı olsun, yaşlılık, dulluk, ondan sonra ihtiyarlık, birçok böyle alanlarda insanlarımıza bir şekilde ulaşılıyor. Bu da bir gerçek. Peki bunun dışında kalanlar var mı? Bir saha çalışması yaptık, var. Bunun dışında da vardır. Yani fakirlik bitmiyor. Bu bir gerçektir. İnsanoğlu sürekli olarak, yani zengin de olabilir, bir anda fakirleşebiliyor. Evet. Bu da bir hatim, bir gerçek. Şimdi bütün bunları düşünerek o zaman ne yapalım?
fakirlerimizi tespit edelim. Ciddi manada mağdur olan ailelerimiz vardır. Bunları tespit edelim. Bunu tespit ederken hangi kriterlerimiz olacak? O çok önemli. Sahaya inmemiz lazım, görmemiz lazım, gitmemiz lazım. Onu esas aldık. Ekip arkadaşlarımla birlikte sahaya çıktık. Bir gerçek. Şimdi neyi düşündük? Biz diyelim ki yönetmenimiz kapsamı şu. Bölgemizdeki dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, kimsesiz, düşkün, engelli ile yangın, sel ve benzeri afetlere maruz kalan muhtaç ailelere bütçe imkanları dahilinde yapılacak aynı yardımı ifade eder diye yönetmenimiz hükmü. Evet. Ondan sonra biz ne yaptık? Bunu tamam, bu bize yönetmenlik, kanun bizim belli bu işin çerçevesini çizmiş. Evet. Fakat işin detayı yine bize kalıyor. Yani bu yoksul ailelerin seçimi. Mutlaka bu çok önemli. Şimdi evet. Ha şu var. Elindeki imkanlar çok olsa birçok kişiye yardım edersiniz. Fakat öncelikli insanlar var ve bu insanlar belli aralıkta ulaşmanız lazım. Yani şimdi diyelim ki bu adama, bir insana bu ay bir yardım yaptın. Tamam bitti. Ondan sonra bir sene kadar bir devir geçmesi o kişinin mağduriyetini gideremiyorsunuz. Tabii. Yardımınız çok cüz'i kalır. Çok sahti kalır. Bu belirli periyotlarda o zaman ne yapacaksın? Çok mağdur olan insanlar belli periyotlarda ulaşacaksın ki o insanın mağduriyetine bir çare olasın. Kesinlikle. Mesele bu. Şimdi evet. Hareket noktası da bu. Evet. Bunun için şimdi şöyle bak, gezdiğimde şöyle yaptık. Şöyle insanlar gördük. Yaşlı bir çift gördük. Tek başına yaşıyor. Ondan sonra depremde hasarlı bir evde yaşayan insan. Peki konuşturuyoruz. Niye böylesin? Efendim benim çocuklarım işte terk etti beni, işte onların bazı sıkıntıları olmuş. İşte şu anda başka çarem yok, böyle yaşıyorum. Evet. Şimdi bakıyoruz adamın sadece bir yaşlık maaşı, o da cüzdüdür. Bu insanın kaldığı şartlarda buna ne yapmak lazım? O zaman bu insana bir yardım gerekiyor. Kesinlikle. Bu bir tespittir. Kesinlikle. Ya da gidiyoruz başka bir yere gidiyoruz, bir kadın çıkıyor, bir hanımefendi çıkıyor. Hanımefendiyi konuşturuyoruz, kocası beyi borca batmış, ciddi manada bir şeye, borcun içine girmiş. Ondan sonra tefecidir, şudur budur, bankalı neyse bu. Borcunu ödemeyecek durumda kalmış. Böylece ne yapmış? Kendi evini, memleketini terk edip kaçmak durumda kalmış. Gidince burada bir kadın, birkaç tane çocuk mağdur duruma kalmış. Peki sosyal yardımlaşmaya gidemiyorum. Bakıyoruz bazı aileler onda gidemiyor. Çünkü üzerinde bir ev vardır. Kocasının üzerinde bir takım mal ve sermaye vardır. Araba kaydı üzerine vardır. Üzerinde evinin tapusu vardır. Bu kişi sosyal yardımcılığa yardım alamıyor. Alamıyor. Ha, o zaman ne anlıyoruz? Bu bizim görev alanımızın içine giriyor. Böyle insanlar. Ya da koca çok serseri. Af buyurun işte içki falan filan takım şeyler içine girmiş. Ailesinin dışında her şey var. Evet. Ha, bu kadın ve de bu aile orada mağdur. Evet. Bu insana da yardım gerekiyor. Kesinlikle. Ya da kişi ciddi manada bir borç bataklığına girmiş. Evet. Böylesi ailelerimiz vardır. Ya da adam hasta, hani de gördük. Özellikle çok böyle dikkatine dokunan manzaralarla karşılaştık. Genç bir delikanlı. Şöyle evine gidiyoruz. Şöyle evin gerçekteki durumu, konumu, ev eşyası çok böyle mağdur. Yok denecek kadar az. Küçük bir kilim saymış orta yere. Böyle eski püskü bir yatakta bir genç delikanlı yatıyor. Böyle hem de ciddi manada bir hastalığı var. Çalışamıyor. Bir kadın, iki tane çocuk. Şimdi bu adamı ciddi manada bir mağduriyet. Evet. Ha bunu sosyal yardımlaşlar yine göre bildiriyoruz bir şey. Evet. Şimdi hatta ben şunu kısa şunu söyleyeyim. Ben arkadaşlarımla birkaç gün gezdikten sonra akşam eve geldiğimde yemek yiyorum. Ben yiyemiyorum işte doğrusu. Böyle çok dokunaklı. Ben biraz daha hassasım işte doğrusu. Evdekiler durumu anlattım. Onlar da duygulandılar. Hatta bana evde biraz da yasak koydular. Sık sık gitme bu saha çalışmasına. Psikolojimiz yani maalesef öyle bir gerçek de var. Evet. Yani bu diyoruz ki tamam mağdur düzeyinde elhamdülillah bir gerçek. Çok sayıda aile yok. Yani evet. Diyelim ki binlerin üstüne çıkan aile yok. Evet. Ama ciddi manada insanın rikkatine dokunacak düzeyde, yani insanın böyle gidip de o eve gittiğinde ciddi manada böyle insanın böyle üzüleceği, sıkıntı içine gireceği böyle aileler gördük. Biz ne yaptık bu sefer? Bu ailelerimizi sınıflandırdık. Birinci derece yoksul, muhtaç ailelerimiz şu anda 400 kadar ailemiz vardır. Birinci derecede ciddi manada sürekli olarak yardım yapması gerekiyor. Yardıma ihtiyaç duyan. Şimdi Tuşba bölgemizde. Evet. Tabii bunu söylerken de biz kırsala pek inmedik. Şöyle düşünüyoruz. Pek nadiren gideceğiz. Öyle görünüyor çünkü. Köydeki bir fakiri bir şekilde köylü, yani eski tabirle köylü, destekler. Zaten muhtarlıkları herhalde
gerekli bilgileri veriyorsunuz. Veriyordu. Yani biz köle, birinci şu anda köle ikinci derecededir. İkinci sıramızda. Yani şimdi orası yani şimdi bir gerçek. Çünkü köydeki bir mağdur, akrabası, amcası, halası, dayısı ya da köydeki tanıdıklar bir şekilde ona yardım ediyorlar. Yani en azından açlıktan böyle şey beter oluyor. Bu bir gerçek. Tabii mahallelerimizde özellikle bu çalışmamızı yapıyoruz. Bundan sonra peki bunun dışında vardır? İkinci derecede, üçüncü derecede fakirler var. Ha birinci derece bu kadar, ikinci derece bu kadar bir sayı gittikçe çoğalıyor. Şu anda bizim birinci derece gerçekten bizim bölgemizde dediğiniz gibi böyle ciddi manada mağdur olan bugün itibariyle diyorum. Tabii bu sürekli olarak bizim çalışmalarımız devam ediyor. Yani biz sürekli listemizi altını kapatmamışız. Bu kayıtlar devam ediyor. Sürekli şey yapıyoruz. Yani bu kaydı yaparken mutlaka gidip aileyi görüyoruz. Evet. Metot bu şimdi. Şimdi beyanlar her zaman sağlam olmuyor. İnsanlar biraz daha ne bileyim dünya manada biraz tamakarlık yapabiliyor. Bu bir insan yapısına var. Biz mutlaka görüyoruz. Birebir tespit. Yani görürken de oturuyoruz. Hatta onu o kişiyle iletişimde bulunuyoruz. Onunla hemhal oluyoruz. Onun derdiyle hemhal oluyoruz. Yani paylaşımlarda bulunuyoruz. Çok, bu da çok önemli. Çok. Bravo. Evet. Müdürüm yapılan yardımlar da çok anlamlı ve değerli oluyor. Yani yaptığınız yardımlar kimlere yapıldı onları da hemen anlatalım. Yüksek Ovalılar ailelere yapılan yardımlar da var. Evet, evet doğru. Aynen biz şimdi yani bizim siz, mahalledeki fakir yani o yoksullarla uğraşırken. Kendi mahallemize değil de işte kendi komşumuza değil de biraz da geniş bir çerçeveden baktınız. Bunun üzerine çalışırken, bununla uğraşırken bir de baktı ki Yüksek Ova'daki dram yaşandı. Evet. Şimdi başkanımız hemen bize talimat verdi. Yüksek Ova'da çokça insanlar geliyor. Bunlar alınan duyumlara göre bunlar da çok mağdur insanlar var bilmiyorum. Hani çantasıyla gibi. Çanta da elini almadan. Daha doğrusu elini cebine koyarak gelmiş. Bu aileler öyle bir şekilde. Aynen gelmiş. Öyle. Bu da bir gerçek. Doğrudur. Yani şimdi doğrusu hani insan bir yere göç ederken en azından biz depremde gördük. En azından ciddi manada zararı olan bazı şeylere götürebiliyorsun. Yüksek Ova'daki gelen vatandaşlarımız o imkana da sahip olmadı. O şekilde geldiler. Şimdi böyle önce başkanımız böyle talimat verdiler. O Yüksek Ova'daki ailelerle ilgilenelim. Biz gerçekten bu konuda hemen bir bütçe oluşturduk. Ondan sonra yardımlar oluşturduk. Yüksek Ova'da gelen insanlarımızı hemen geldiler. Biz girdik, onlar geldi sonuçta. Yüksek Ova'daki yaklaşık 450 kadar aileyle iletişimimiz oldu. 400 kadar aileye gıda yardımı. Gıdayla birlikte 50 kadar aileye ciddi manada giysi, giyecek yardımı yaptık. Şu anda son dönüşler oldu malumunuz. Evet. Dönüşlerden sonra şu anda kayıtlarımızda bir kısmı kaldı. Biz ona yine takip zaten. Yani özellikle telefon üzerinden iletişemiyorum. Siz gittiniz mi kaldınız mı durumunda gibisinde. Bunlarla özellikle bu Ramazan son 15 günden sonra ciddi manada bir yardım programımız vardır. Hatta bizim o kadar çok bu yüksek işin içine girince dost olan belediyelerimizde, Gaziantep Büyükşehir Belediye'mizden, şu anda Konya ve İstanbul'daki birkaç belediyemizde de sağ olsun, Esenyurt Belediye'mizde, onlar sağ olsun bunda da bir yardım şey geldi, gelecek. O şey var. Onun planlaması bitti. Onlar da çünkü gerçekten şey çok olunca, yani böyle bu şey olunca, biz bir nevi yetersiz de kalabiliriz diye düşündü. Sağ olsun o belediyelerimiz de şu anda bizimle yardım şey geliyor, gelmek üzeredir. Hı hı. Onun için Ramazan'ın 15'inden sonra önümüzdeki hafta itibaren çok ciddi bir planımız oldu, programımız oldu. Bu süreçte bu yoksul ailelerimiz ve yüksek oda gelen ailelerimiz yaklaşık 2000 kişiye özellikle ulaşmayı düşünüyoruz. Ve bu yardım da böyle sıradan bir yardım değil yani. Bizim böyle yardım koyularımızda böyle doyurucu bir özelliği var. Onu da söyleyeyim. Şimdi burada söylemek belki biraz şey olacak. Yani yardım yaparken kişiye öyle bir yardım yapıyoruz ki kişi en azından bir ay şöyle bu yardımdan ciddi manada faydalansın. Yani gıdası, şu falan filan. Giysi de ciddi manada başkanımız giysiyle ilgili bir ciddi yani kendine bütçe ayırdı. Hem de bu konuda bir takım çalışmaları var. İnşallah böyle bir şey yapıyoruz. Yani şunu hedefliyoruz. Tuşbaha'da Yüksek Ova'ya gelince biz şey sınırı koymadık. Yani Tuşbaha'da oturma şartını koymadık. Van şartı konuldu. Siz yani burada kendi sınırlarınız içerisinde değil, diğer tabii ki Tuşba Belediyesi sınırları dışındaki aynı öyle. Yüksek Ova'ya gelen, bize başvuran, bizimle irtibata geçen Yüksek Ova'ya gelen arkadaşlarımıza yurttaşlarımıza hiçbir zaman yani siz bu Tuşba'da oturma şartına zaten koşmadık. Bana neresinde olursa olsun o insanlara ulaşmaya çalıştık. Zaten olmamalıydı da zaten. Kesinlikle. Bravo. Tebrik ediyorum ben sizi. Yani bu insani bir çalışma. Kesinlikle. Bir de şu da var. Yani Yüksek Ova halkının şöyle bir fıtratı var.
yani çok muhtaç duruma düşmedikçe, yani tabir yanlış anlaşılmasın, evet, yani bir dilenme gibi şeye tenezzül edecek bir hak da değil. Kesinlikle doğrudur. Biz de onun bunun farkındayız. Kesinlikle. Yani bize yardım için talepte gelen bir insanlar sanki böyle dilenmiş gibi kesinlikle algılamadık. Evet. Onlar kıymetli insanlardı, onlar değerli insanlardı. Kesinlikle. Onlar öyle gelip de böyle yardım isteyecek böyle insanlar değildi. O hale insanlar bir sonuçta bir o hale düşürüldü. O anda herkesin, evet, evet, kendine göre tabii ki yardım ihtiyacı var ki biz de bir depremden çıktık. O an trilyonu olan, kartrilyonu olan bile çok mağduriyet yaşadı. Evet, kesinlikle. Herkesin yardım ihtiyacı var. Yani parasal ya da gıda yardımı olmasa da önemli değil. Psikolojik yardıma kesinlikle ihtiyacı var kesinlikle insanın en azından. Zaten Kültür Müdürlüğümüz de öğrenciler bazında bir çalışma yaptı. Yani evet, ilk defa gelen öğrencilerle ilgili ciddi madem bir çalışma. Onlar en lüks otelde, ondan sonra ağırlandı, yemekle verdi, hediyeler verdi. Bu şekilde bizim Kültür Müdürlüğümüz de bu şekilde bir de çalışma yaptı onlar için de. Bravo. Biz yani şu anda yüksek ovalıka gelen komşularımızda, dostlarımızda yardımımızı kesmemişiz. Bizim hala kapımız açıktır. Gelen arkadaşlarımız, dostlarımız, komşularımız Tuşba Belediyesi'nin inşallah önümüzdeki haftalarda itibaren ciddi madde bir yardım şey ve hazırlığı var. Yine onlara inşallah ulaştırılacaktır. Bravo, bravo, evet, tebrik ediyorum. Müdürüm, yavaş yavaş programımızın sonuna gelirken şöyle hemen bakalım, Ramazan yardımlarınız da var. Suriyeliler de var biliyorsun, sadece evet, yüksek ovalar değil. O da var, doğru. Bir de Suriyelilerimiz var. Suriyelilerimize nasıl yardımlarınız şimdi oluyor? Şimdi Suriye şöyle, meclisimizde Suriye'deki savaş mağdurlarına yardım yapması gibi bir karar çıktı. Bu yardımı biz de bu yardımı 80.000 TL civarında bir yardım onayı çıktı. Biz Suriye'deki savaş mağdurlarına ulaştırmak üzere 20 ton un, 7 ton yaklaşık olarak 1000 koli bir yardım aldık belediye bütçemizden. Bunu Kızılay Şube Müdürlüğü'nün üzerinde Suriye'deki savaş mağdurlarına ulaşmak üzere gönderdik. Evet. Şimdi belki şu soru da akla gelebilir. İlimizde Suriyeli insanlar vardır. Bunu biz bu konuda pek yardıma bugüne kadar gitmedik. Çünkü devletimiz Suriye'deki gelen insanlara oradaki kamplarda ciddi madde orada tutarak orada yardım yapıyor. Evet. Şimdi valiliğimiz de bu Suriyelilerin böyle rastgele ortada dolaşmasını pek hoş görmüyor. Biz malumunuz. Evet. Biz de o işin bu kapıyı açmamak, bu işin böyle çoğaltmamak babında şu anda Van'da buna Suriyeli'ye yönelik herhangi bir yardım çalışmamız olmadı. Evet. Şu anki durumda düşünmüyoruz şimdi doğrusu. Bu ışıklarda gerçekten falan duran çocuklar var ya da işte. Maalesef öyle. Suistimal ediliyor, öyle görünüyor biraz gerçekten. Daha öyle görünüyor. Müdürüm, peki bu ileriye dönük sosyal yardım hedeflerimiz nelerdir müdürümüz evet, olarak? Evet, şimdi tabii ki şimdi siz bir işin içinde olduğunuz zaman gördüğünüz manzara siz sürekli olarak ileri doğru iter. Yani siz akşam eve gideceksiniz. Hedefler büyüyor o zaman. Bu gerçek. Akşam eve gideceksiniz. Önünüze 3-5 çeşit yemek gelecek. Başka bir eve gideceksiniz. Orada bir kuru ekmek ya da bir parça çorba var ya da yok. Manzarasıyla karşılaştığınız zaman ister istemez sizin o böyle şey rahmani duygularınız, sizdeki o güzellikler ya da gizli kalmış duygular ister istemez devreye giriyor. Biz de öyle bir şeye girdik. Başkanımız da sürekli olarak bize sürekli olarak daha ne yapabilir? Daha ya da iş adamlarımız olur, başka belediyelerimiz olur, bizim imkanlarımız olur. Yani bizim belediye başkanı Ferdi Özgürçe Bey'e kalırsa belki her ay 3.000 kişi, 5.000 kişi yardım yapmak isteği vardır. Evet. Tabii bunlar imkanlar üstündedir yani bir şey yapıyoruz. Fakat bu şu demektirdir, biz bir ekibimiz var sürekli, bir arabamız var sürekli olarak biz mahallelerimizi böyle tabi yerindeyse adım başı karış karış böyle dolaşıyoruz. Hatta bazen şöyle gidiyoruz, tabii bizim bilgi kaynaklarımız var, muhtarlarımız vardır, imamlarımız vardır, özellikle ilkokul öğretmenler, müdürlerimiz var, onlar da bilgi kaynaklarımızdır. Fakat bazen bir şeye gidiyoruz, işte mahalle dolaşırken şöyle diyelim ki köhne bir ev görüyoruz ya da soruyoruz, bu kimdir, nerede oturuyor, bu bir nevi birbirini açıyor. Böyle bazen bu şekilde tespitlerimiz dahi oluyor. Nedir bu, şu demektir, kişi edebinden fakirliğini gelip izhar etmiyor, açıklamıyor. Yardım istemekten dahi utanan birçok insanımız vardır. Gerçi de bu şeyi gördük. Yani bu kalitede insanlarımızı gördük. Evet. Adam ciddi manada fakirlik çekiyor. Ciddi manada sıkıntı içinde ama fakat gelip böyle yani kendi şerefine, kendi haysiyetine sığdıramıyor. Böyle insanlarımız çoktur. Onun için sürekli olarak böyle sorgulamak, sormak, araştırmak gibi yani tabir yerindeyse ileriye dönük. Yani sanki bizim ARGE gibi sanki böyle bir birim oluşturacağım. Kardeşim sürekli çalışın. Yani kimse bu Tuşba'da
yani assız ekmeksiz bizim haberimiz olmadan kalmasın. Ya da edebinden gelmeyen insanlar kalmasın gibisinde sürekli olarak böyle bir anlayışın, böyle bir çabamız vardır. Bu tabi ileriye doğru böyle gelişmeye gidecektir inşallah. Müdürüm, bunu illaki siz de düşünmüşsünüzdür. Herhalde olacak herhalde bu da. Ama ben tekrardan vurgulamak istiyorum. Son olarak bu hastanelerde örneğin Ramazan aylarında hastane önünde ya da içinde bulunan kantinlerin hakikaten çok ciddi anlamda rağış yüksek bir şekilde herhalde işte kantinden faydalanmak isteyen hasta yakınları falan oluyor. Bu konuda çok sıkıntılı durumda olan hasta yakınları da var. İftar çadırı ya da işte iftariye dağıtımı gibi ya da çorba çeşmesi gibi bir çalışmalar olabilir mi? Ya da bizim, anlamlı mı olur? Doğrudur. Yani, aynen öyle. Aynen doğrudur. Bu gerçek işin doğrusu. Bizim Başkan Bey bu konuda bir çalışması oldu hatırlıyorum. Bizde hastanelerde çorba dağıtım projesi var. Biz bir ara devre aldık. Kısa sürdü işin doğrusu. Evet. Yani işin doğrusu bu bir gerçek. Fakat biz şu anda Refakatçi Hastanesi bizim belediyemiz ondan sonra valilikle birlikte yönetiyor şu anda. Evet. Ciddi işin yük tarafı bizde. Biz bakıyoruz. Hasta refakatçisi ciddi, gerçekten ciddi bir hizmettir. Evet. Geçen gün başkanımızla birlikte oraya ziyarete gittik. Hakikaten orada o gece 45 kişi kalıyor. 45 hasta yakını orada geliyorlar, yatıyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Büyük bir hizmet tabii. Yani bu hizmet gerçekten belediye bağlı refakatçi oteliniz mi? Yani evet, evet. Konaklama yeri diyelim. Evet, refakatçi. En azından bunu da vurgulayalım insanlara. Yani halkımız bilsinler yani. Kesinlikle. Sıhhiye Caddesi'nde bizim Tuşba Belediyesi'nin aynı zamanda bizim valilikle ortaklaşa olarak gerçi bütün işleri biz büyük bir kısmı biz bir yapıyoruz. Bir ücret talep ediliyor mu müdürüm? Yok, hayır değil mi? Hiçbir ücret, talep edilmiyor. Hiçbir ücret alınmadan refakatçi misafirimizinize sadece hastasını hastaneye getirdiği zaman doktordan bir şey yani refakatçi belgesi alıyor. Belge getiriyor. Yani evet. Bu hastası burada yatıyor diye. Evet. O yeterli oluyor. Geldiği zaman kesinlikle hiçbir kuruş para almadan o kişi hatta bir gün değil hastası iyileşinceye kadar. Bravo. Bir de kişi var ki bazen 20-30 gün kalan insanlar dahi var. Bravo. Onlar orada o hizmet yine belediyemiz tarafından karşılamaktadır. Evet müdürüm geldi programımızın sonuna. Ben şöyle bir kusura bakma bir lütfen. Ricam var şöyle. Buyurun. Tabii bu yardımlar hususu gelince şimdi belediyemizin tabii imkanları dediğimiz gibi biz çokça kişiye ulaşmak istiyoruz. Burada sırası gelmişken Van'da hakikaten böyle zengin iş adamlarımızda şöyle bir talebimiz olabilir. Eğer diyelim ki fakirlere ulaştırmak üzere gıda olur, giyim olur. Böyle bir düşünceleri varsa, böyle içinde böyle bir istekleri varsa, bizimle irtibat kurarlarsa biz onlarla birlikte ortak çalışabiliriz. Evet. Ya da komple biz üstlenebiliriz evet. Bu şey. Şunu kesinlikle inanabilirler. Biz dediğimiz gibi biraz önce anlattım. Yoksul tespit yapılırken çok hassas davranıyoruz. Birinci, ikinci derdeki dediğimiz yoksullar sınıflandırmışız. Evet. Bu insanlarımızın o hayratı, onların o ilgisi mutlaka ciddi manada yerine ulaştırılacaktır. Bravo. Biz bunu yaparken böyle bir takım siyasi, bir takım Ali Veli'nin hatır gönüllü şeyine de kesinlikle girmiyoruz. Değil. Bunda birisinde özellikle bu birincideki yoksul aile ulaşırken, bunlara yardım yaparken hiçbir zaman kişinin kimliği, efendim, milliyeti, şuyu, buyu hiçbir şey kesinlikle bizim için hiçbir önemi yoktur. Siyasi hiçbir şey anlayış bu konuda yoktur. Sadece o kişi Allah rızası için onun o yoksulluğu, o mağduriyetini gidermeye müteallik bir çalışmadır. Bunu evet. Bilinsinler. Bütün vatandaşlar, bütün Van halkına bunu da arz etmek İnsani istiyorum. İnsani çalışmalar bunlar. Evet, İnsani kesinlikle. Kesinlikle. Müdürüm, çok kıymetli zamanınızı bize ayırdınız. Estağfurullah. Oruçlu Ramazan yani ayında sizi ben, özellikle ben çok kesinsiz memnun oldum bir şekilde yani. Şimdi bundan sonra konuşuruz, şunu söyleyeceğim. Gördüm, hakkınızı helal edin. Bundan sonra hani muhtarlık işleri müdürlüğü deyince özellikle hatta bazı bir müdürlüklerine dahi bunu artık önce gülümser. Halen muhtarlık işleri müdürlüğü de varmış. Evet belediyelerimizde. Evet. Büyükşehir belediyemizde muhtarlık işleri daire başkanlıkları var. Altında muhtarlık işleri müdürlüğü var. İlçe belediyelerimizde muhtarlık işleri müdürlükleri vardır. Bunu da halkımız da bir nevi öğrenmiş olduk. Bilgilendirmiş oldunuz. Evet. Sağ olun, var olun. Müdürüm size veda etmeden dediğimiz gibi ilahiyle veda sanata edeceğiz sizden. Sizden. Biz kendimiz söyledik. Sizi yani. Bırakmayız. Ben unutmam yani bu tarz özel durumları. Sanata geldim. Şimdi bizi kırmazsanız eğer. Estağfurullah ne demek yani bu güzel Ramazan gününde böyle zaten şimdi biraz sonra birçok böyle vatandaşımız
özellikle kanallarda belki İlahi'yle dinleyecekler de Ramazan sohbetleri dinleyeceklerdir. Müdürüm, şimdi dinleyenlerimiz bizi SMS falan telefonla da arayacaklar. Arıyorlar, ben bakamıyorum şu an sizinle programda olduğumuz için de. Türkünüzü de beğenmişlerdir. Ama bu tarz istekler falan olursa artık sizi sık sık göreceğiz burada. Vallahi. Programlarda. O kadar biz kendi yağımıza kavruyoruz. Onu da söylüyorum şimdi vatandaşlarımız, yani onu bilsinler. Böyle mütevazı kendi yağımıza kavruyoruz. Daha önce ben malumunuz hizmetçi eğitim enstitüsü var. Milli Eğitim Bakanlığımızın. Evet. Hizmetçi eğitim enstitüsünde ben uzun süre müdür başkanlığı yaptım. İdarecilik yaptım. Oradaki öğretmenlerin idarecime çokça insanlar geliyor. Biz orada bu işi bazen böyle dost meclisinde bu müzik çalışmalarımız oldu tabii. Fakat belediyede zamanımız da yoktu. Yani bu belediyedeki şu anki görev alanı içerisinde hakikaten buna zaman ayıracak, uğraşacak hiç zamanım dahi yoktu diyebilirim yani. Müdürüm, ağzınıza dilinize sağlık. Çok güzel bir türkü söylemiştiniz gerçi programımızın ortasında, Ali Paşa. Evet, paşamızla tamam. İlgili. Bir de İlahi'yle programımıza son noktayı bırakalım inşallah. Hay hay. Güzel hay olacak. Teşekkür ederim inşallah. Sevdim seni mabudum hak, canan diye sevdim. Sevdim seni mabudum hak, canan diye sevdim. Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Kurbanın olam Şah-ı Resul, kovma kapından. Kurbanın olam Şah-ı Resul, kovma kapından. Didarına müştak olan Yezdan diye sevdim. Didarına müştak olan Yezdan diye sevdim. Mahşerde ne biler bilem, senden medet ister. Mahşerde ne biler bilem, senden medet ister. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Müdürüm, çok sağ olun, var olun, bizi kırmadınız. Siz de sağ olun. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Radyonuzda, yayınızda, güzelliğinizde, ilginizde çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatı tanıdığınız için çok sağ olun. Dinleyicilerime de hayırlı Ramazan'a diliyorum. İftar yaklaşıyor, onlara da afiyet olsun şimdiden diliyorum. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Evet sevgili dinleyenler, Tuşba Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Sosyal Yardımlar Koordinatörlüğü Müdürümüz Osman Kıran konuğumuzdu. Cuma günleri biliyorsunuz Tuşba saatimizde Anadolu'da, Van'da sağ olsunlar, var olsunlar müdürümüze.